Emre Kaplan Avusturya'daydı. Her gün oradan bağlandı bize. Yaklaşık 1,5 hafta boyunca şimdi aramıza tekrar geldi. Hoş geldi. Evet Emre, sana ilk soracağımız soru taraftarın yolda görünce bizi sorduğu soru. Icardi'nin durumu ne? Ne zaman geliyor diye bir başlayalım. Beklemediğim yerden geldi demek isterdim ama. Sürpriz. çok sürpriz değil tabii. Galatasaray taraftarı sezon bittiği günden beri aslında bize de size de bu mesleği yapan ya da bu konuyla ilgisi olan herkese tahmin ediyorum ki bu soruyu soruyorlar. Yani yanıtını öğrenmemize az bir zaman kaldı. Normal şartlarda aslında Icardi cumartesi ya da pazar günü İstanbul'a gelecekti. İlk planlama bu yöndeydi. Dün Okan Hoca da açıkladı bunu. Ailevi nedenler şeklinde bunu artık kulüp ifade ediyor ama Vandanara'nın eşinin yaşadığı bir sağlık problemi var ve bu konunun netleşmesi bekleniyor. Yani Arjantin basınında çok farklı iddialar var tabii bu konuyla ilgili ama hassas bir konu. Ben çok fazla detaya da çok fazla girmek istemiyorum hastalığıyla, rahatsızlığıyla ilgili. Zaten %100 net bir bilgiye de sahip değiliz ama bizi ilgilendiren kısmı şu. Bugün itibariyle sonuçlarının, testlerinin, tahlillerinin netleşmesi bekleniyor Vandanara'nın ve bunun ardından da Icardi için artık seyahat planı yapılacak. Normalde Galatasaray yönetimi dediğim gibi hafta sonu Icardi'yi getirecekti. Hatta Angelinho'yu Avusturya'ya getiren özel uçak hazırlanıyordu bu iş için ama biraz ertelenmek durumunda kaldı. Yayına girmeden kısa bir süre önce sorduğumda da henüz daha seyahat planı yapılmamıştı. Hmm. Ama bu hafta içerisinde bu iş çözülecek gibi gözüküyor. Mauro Icardi İstanbul'a gelecek gibi gözüküyor. Yani bir gecikme oldu. Biraz tabii istenmeyen bir süreçten dolayı bu gecikme oldu ama neticeyi değiştirecek bir durum değil. Mauro Icardi zaten Galatasaray'la anlaşmayı sağlamıştı. Daha bir haftadan fazla oldu herhalde biz de bunu A-Spor ekranında haberleştireli. Paris Saint-Germain kulübüyle de anlaşma sağlandı. İmzalar atıldı. Artık sadece Icardi'nin gelişi bekleniyor. Bunun da dediğim gibi birkaç gün içerisinde artık netleşmesi. Hatta yani bugün içerisinde bile seyahat planı artık netleşebilir. Hı hı. Icardi bu hafta içinde İstanbul'da olacak gibi gözüküyor. Peki Icardi'de son durum bu. Transferdeki isimlere geçelim. Kerem Demirbay'ın Bayer Leverkusen'e Galatasaray'a gitmek için bir talepte bulunduğu, kolaylık istediği haberi var. Parades'te son durum ne? Bu isimler ve ekstra başka isimler de konuşuluyor. Onları da bize bir toparlarsan seviniriz. Ya Parades konusu da açıkçası neredeyse Icardi kadar konuşulan, taraftarın merak ettiği konulardan biri haline geldi. Ama o süreç tabii ki biraz uzadı. Parades konusunda Galatasaray'ın yaklaşık 1,5 aydır girişimi var, görüşmesi var. Biraz oyuncunun bu bekleme isteği, işte Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyorum, eğer oralardan gelmezse sizle anlaşabilirim tavrı Galatasaray yönetimine biraz isteğini azalttı açıkçası. Hatta son birkaç gündür de işte Fred'le ilgili, Manchester United'dan Fred'le ilgili haberler çıkıyor, başka orta sahalarla ilgili haberler çıkıyor. Biraz bunun çıkmasının da sebebi Galatasaray yönetiminin de oyuncuya biraz gözdağı vermesi. Yani bizim bir numaralı elimizdeki isim ya da vazgeçilmez isim sen değilsin. Başka alternatiflerimiz de var. Eğer sen gelmeyi düşünmüyorsan biz başka isimlerle de görüşürüz mesajını net olarak veriyor Galatasaray. Çünkü Fred transferi Galatasaray açısından tabii ki kesin bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil ama gerçekleştirilebilmesi çok kolay bir transfer değil. Biraz para dese tabiri caizse tırnak içerisinde yapılmış bir blöf gibi geliyor bana. Geçen sene bu sürecin benzerini aslında Torreira'da yaşamıştık. Torreira için de Galatasaray yaklaşık 1 ay, 1,5 ay bekledi. 15 milyon eurodan başlamıştı Arsenal'ın bonservis beklentisi. En son 6,5'a bitti iş ve öte yandan Torreira'nın da yine aynı Parades gibi İtalya'dan, İspanya'dan teklif bekleme durumu vardı. Ama günün sonunda ikna olup geldi. Dediğim gibi istek biraz azaldı. Oyuncuya da bu mesaj veriliyor ama Parades'ten tamamen Galatasaray vazgeçti, bu defteri kapattı da diyemeyiz. Hala istenilen oyunculardan bir tanesi ama henüz böyle olumlu anlamda somut bir gelişmenin olduğunu da söylemek çok mümkün değil. Onun dışında siz de söylediniz, Kerem Demirbay Galatasaray'ın şu anda çok ciddi ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Kerem'e de Erdem Bey görüşmeleri yaptı. Yine kulüp içerisinden de görüşmeleri yürüten isimler var. Tek başına Erdem Bey yürütmüyor Kerem sürecini, onu söyleyeyim. Diğer transferlerden biraz farklı. Anlatılan şey şu. Kerem zaten Leverkusen'den şu anda ayrılmak istemesinin sebebi yapılan transferler nedeniyle biraz rotasyondaki rolü azaldı. Alacağı süre azaldı. Ayrılma sebebi bu. Galatasaray'a geldiğinde de şimdi Torreira var, Oliveira var. Yeni bir orta saha transferi düşünülüyor. Süresi az olur mu konusunda bir endişesi var ama Kerem'le ilgili Galatasaray'ın planı, oyuncuya da anlatılan plan şu. Mavi
kart bu sene uygulamaya giren kural. Hatta bunu işte Yusuf Demir için bu uygulamanın getirildiği dahi iddia edilmişti ama Galatasaray Yusuf için bunu kullanmayacak. Eğer gelirse Kerem için kullanacak. Bir kere bu oyuncuya anlatıldı. Onun dışında da bu sene çok ciddi bir maç sayısı olacak Galatasaray'ın önünde. 50-55 maç oynayacak belki sarı kırmızılılar ve bu nedenle de oyuncuya özellikle Türkiye Ligi'ndeki maçlarda daha fazla süre alabileceği de anlatıldı yerli kuralından dolayı. Kerem bu konuda ikna oldu. Daha önce Angelinho'yu bu şekilde transfer etmişti Galatasaray. Önce oyuncuya gitti, oyuncuyu ikna etti. Pazarlıklarda, kulübüyle yapılan pazarlıklarda eli güçlü oldu. Aynı yöntem burada da izlendi. Şu anda Kerem ikna oldu Galatasaray'da oynamaya. Leverkusen 4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Galatasaray bu rakama çıkmak istemiyor. Galatasaray'ın teklifleri yapılan görüşmelerde şu anda 2-2,5 seviyesinde. Ve buralarda, bu rakamlarda işi bitirmek istiyor Galatasaray. Ben bu işin kısa süre içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü artık oyuncu tarafı ikna oldu. Leverkusen için de Kerem şu an bir numaralı öncelik değil. Yani elden çıkarabilecekleri bir pozisyonda. O yüzden iş çözülecek gibi. Yanı sıra forvet konusunda tabii bir takım hamleler var. Sıcak isim şu anda Cedric Bakan bu. Herkesin yakından tanıdığı bir isim aslında, evet. Türkiye'de. Geçen sene de Olympiakos'ta iyi bir sezon geçirdi. Yani biraz bizim gözümüzün uzağında kaldığı için transfer haberi çıkana kadar çok takip etmemiştik açıkçası. İyi bir performansı vardı. Zaten süreci anlattık. Arabistan'a gitti. Kulübüyle sözleşme imzaladı ama hem ailesi hem kendisi orada yaşamak istemiyor. Oyuncu tarafından Galatasaray'a talep geldi. Eğer biz sorunumuzu çözersek Galatasaray bizi alır mı şeklinde. Galatasaray'da buradaki tek şartı kulübüyle biz muhatap olmayalım. Çünkü biraz tuhaf bir süreç açıkçası. Yeni imza atmış bir oyuncu. Galatasaray kulübüyle gidip bu konuda bir pazarlık yapmak istemiyor. Menajerinin bu konuyu çözmesi bekleniyor. Sözleşme feshini gerçekleştirmesi bekleniyor. Olumlu gittiği haberleri var. Dün akşam hatta Arap basınında transfer gerçekleşti. Bakan bu Galatasaray'da gibi haberler vardı ama ben bunu yetkililere sordum. Doğru olmadığını söylediler. Bekleme halinde Galatasaray yönetimi. Ben bakan bu konusunun da bu hafta içerisinde çözüme kavuşmasını bekliyorum. Çünkü zaten dediğim gibi talep karşı taraftan geldi. Temsilcisi bu işi çözebileceğini öngörmese tahmin ediyorum ki böyle bir taleple gelmezdi ve şu anda da görüşmelerin en azından sorduğumda olumlu şekilde seyrettiğini söylüyorlar. Böylelikle Mauro Icardi zaten dönüyor, kalıyor takımda, bonservisi alınıyor. İkinci forvet Cedric Bakan bu. Bir de Halil Dervişoğlu transferi de yapıldı. Forvet rotasyonunu Galatasaray tamamlamış olacak. Artık bundan sonra 10 numara pozisyonu için bir arayış var ve az önce Parades'te bahsettik. Parades ya da benzeri bir oyuncu bu kalibrede, bu kalitede bir orta saha oyuncusuyla birlikte Galatasaray artık transferi büyük oranda da bitirmiş olacak. Eğer tabii ki satış gerçekleşmezse. Konuklarımızın, yorumcularımızın var mı Emre Kaplan'a Galatasaray ile ilgili sormak istedikleri? Murat Özbostan. Yok, herhangi bir sorum yok. Evet. Kaleci olayı aslında merak ediliyor. Onu da bir alalım senden. Çünkü bir transfer gerçekleştirecek Galatasaray o mevkiyi ama henüz bu konuda durum netleşmedi değil mi? Kaleci konusunda durum netleşmedi. Biraz aslında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray Günay Güvenç'i transfer edecekti. Zaten bunu da haberleştirmiştik, detaylarını paylaşmıştık. Günay'la anlaşma sağlandı. Fakat sonrasında şu durum yüzünden aslında imza aşamasına gelinmişti. UEFA'ya verilen listede Türkiye'de doğmuş ve yetişmiş 5 oyuncu bulunması gerekiyor. Yani orada bir kontenjan var. Fakat Günay Almanya doğumlu olduğu için bu kontenjana uymuyor. Yani Günay'ı transfer ettiğiniz takdirde o listede home ground deniyor işte. Türkiye'de yetişmiş, ülkede yetişmiş isim kontenjanına uymadığı için Günay konusunu Galatasaray kapatmak durumunda kaldı. Çünkü zaten Fernando Muslera yabancı kaleci Galatasaray'ın elinde ve kontenjan kısıtlıyken bir kontenjanı daha yedek kaleci için kullanmak istemedi Galatasaray. Kampta Batuhan'ın, Jankat'ın durumları takip ediliyor ama söylenen şey şu. Net bir plan var iki oyuncu için de. İkisinin de önümüzdeki sene kiralanması bekleniyor. O nedenle illaki Galatasaray yerli bir kaleci alacak. Daha önce Doğan Alemdar ismi çıktı ama Doğan başka bir kulübe, Troya'ya gitti Fransa'da. Evet. Şu anda da işte bugün mesela Muhammed Şengezer ismini biraz duymaya başladık. Henüz bunu teyit edemedim ama bu profilde bir yerli kaleci transferi de gerçekleştirecek Galatasaray. Aslında az önce saydığım isimlerle kapanıyor dedim ama iyi bir hatırlatma yapmış oldunuz Onur abi. Burada bir yerli kaleci transferi de Galatasaray yapacak ama bu ya çok acelesi olan bir durum değil açıkçası şu anda. Bir de 20 Temmuz'a kadar yani 3 gün sonraya kadar kadronun teslim edilmesi lazım değil mi? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için. Bir de bildiğim kadarıyla maçtan bir gün önce bir kişi daha eklenebiliyormuş herhalde o kadroya.
doğrudur. 20'sine kadar Galatasaray listeyi bildirecek. Şu anda yeni transferlerden Angelinho ve Halil Dervişoğlu oraya eklenecek. Onun dışında ben 20 Temmuz'daki listeye en azından yeni birinin çok fazla ekleneceğini düşünmüyorum ama dediğiniz doğru. Maçtan bir gün önce listede değişiklik yapılabiliyor. Yani bir oyuncuyu çıkarıp yerine başka bir ismi ekleyebiliyorsunuz. Bir de şimdi bu turu geçtikten sonra Galatasaray işte Struga ya da Vinicius'la oynadıktan sonra bir sonraki turda bir daha liste verecek zaten. Evet. O ön elemelerde böyle bir durum var. Bir daha liste verdiği durumda orada yeni isimleri ekleyebilir Galatasaray bence. Peki Emre Kaplan, eklemek istediğin başka bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum.